Tekrardan merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Materyal tasarımı dersimizin son videosuyla beraberiz. Bu videoda size neyden bahsedeceğim? Değilin yaşantı konisinden bahsedeceğim. Arkadaşlar, değilin yaşantı konisi bize sınavda her yıl, her yıl bir tane soru getiren bir başlıktır. Yani sorulmadığı yıl yok diyebilirim. Materyal tasarımında zaten soruların nereden çıktığından bahsettik. Bak dedim ki size görsel tasarım ögelerinden bir, ilkelerinden bir, yazılı unsurlardan bir soru geliyor. Bunun yanı sıra bilgisayar destekli öğretim, internet tabanlı öğretim, harmanlanmış öğrenme bu başlıklardan bir soru geliyor. Bir tane soru da nereden geliyor? Burada gördüğünüz değilin yaşantı konisinden karşımıza çıkıyor sınavda. Peki hocam nedir bu değilin yaşantı konusu dediğimiz şey? Nedir bu başlık? Bak değil diye bir adam var. Bu adam demiş ki kardeşim ben öğrencilerin geçireceği, öğrencilerin kazanacağı öğrenmelerin anlamlı oluşundan olmayışına doğru bir sınıflama, bir sıralama yapayım. Ve bunu bir koni ile ortaya koyayım anlayışını gütmüş. Değilin yaşantı konisine göre aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe basitten karmaşa, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta bir işleyiş vardır. Nasıl yani hocam? Bak en aşağıda ne var? Doğrudan doğruya edinilen maksat yaşantılar. Bunun ardından model numune, dramatizasyon, gösteri, gezi diye devam ediyor. Değil bana şunu diyor. Diyor ki kardeşim bir öğrencinin öğrenme ortamında kullanacağı yöntem, teknik, materyal ne kadar fazla duyu organına hitap ederse o kadar kalıcı, o kadar anlamlı öğrenmeler edinirler bu öğrenciler diyor. Ve sınıflamasında duyu organı sayısına göre de bir sınıflama yapıyor. Bak, buraya kadar olanlar bütün duyu organları ardından göz, kulak, Sonra göz yine göz ya da kulak. O zaman şöyle bir yorum yapsam. Desem ki bunlar tüm duyu organlarıyla edinildikleri için daha anlamlı, daha kalıcıdırlar. Doğru olur mu? Doğru olur. Peki hocam ben bu sınıflamayı, ben bu sıralamayı nasıl öğreneceğim? Öğrenmem için bir kısa yol var mı? Arkadaşlar mantıken soruları çözebiliyorsunuz ama... Değil sorularıyla karşılaştığınızda şöyle bir işleyiş var. Şimdi size Gökçer Hoca ÖYT dersini anlattı arkadaşlar. Siz bir soruyla karşılaştığınızda sorunun kökü değilin yaşantı konisi diyorsa soruyu buna göre çözeceksiniz. Ama değilin yaşantı konisi demiyorsa soruyu neye göre çözeceksiniz? ÖYT bilginize göre çözeceksiniz. Çünkü değilin yaşantı konisinde bir farklılık, bir değişkenlik var. Şimdi ona beraberce bakacağız. Gelin bunun sınıflamalarını tek tek bir ele alalım. İlk olarak en aşağıda en anlamlı öğrenmeler sağlayan neymiş? Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar. Arkadaşlar aslında bu nedir biliyor musunuz? Bu bizim için yaparak, yaşayarak öğrenmelerdir. Yaparak yaşayarak geçirdiğimiz öğrenmelerin tamamı en kalıcı öğrenmelerdir bizim için. Sordu, bir yıl şöyle sordu. Dedi ki, bir öğretmen varmış. Öğretmen öğrencilerine Mikropları tanıyalım isimli bir başlık öğretecekmiş dedi ki değilin yaşantı konusuna göre öğretmen hangi uygulamayı yaparsa en kalıcı en anlamlı öğrenmeler geçirir öğrenciler. Bak olağan şartlarda hangisini yapması lazım yaparak yaşayarak yani doğrudan doğruya edinilen maksatı yaşantılar geçirmelerini sağlaması lazım öğrencilerinin. Bunun için ne vardı seçeneklerde işte öğrencilerine mikropların fotoğraflarını göstermesi, öğrencilerine mikroplarla alakalı film izletmesi, öğrencilerine mikroplara yönelik konuşma yapması şeklinde seçenekler vardı. Doğru cevap neydi? Öğrencilerine mikroskop aracılığıyla mikrobu incelemeleri olanağı tanıması. Bak mikroskop yardımıyla ben mikropları inceleme olanağı tanırsam eğer öğrencime, öğrencim yaparak yaşayarak bir öğrenme mi geçirecek? Evet. O zaman en kalıcı, en anlamını öğrenme bu mu olacak? Evet bu olacak. Yani işin mantığı bu şekilde. En kalıcı, en anlamlı öğrenmeler yaparak, yaşayarak öğrenmelerdir. Bunun bir üstünde model ve numunelerle edinen öğrenmeler vardır. Onun bir üstünde dramatizasyon vardır. Dramatizasyon işi drama etmek. Ha işte şurası bizim için problem olan kısım. Hani az önce dedim ya size ÖYT dersi. Yani bir şey demezse ÖYT'ye göre değilin yaşantı konusu derse buraya göre çözeceksin. Mevzu şurada kopuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü ÖYT dersinde siz nasıl öğreniyorsunuz? Şöyle öğreniyorsunuz. Gezi mi daha anlamlı, daha kalıcı öğrenme sağlar yoksa gösteri mi daha kalıcı, daha anlamlı öğrenme sağlar? ÖYT'de öğrenirken size diyorlar ki gezi tekniği daha kalıcı, daha anlamlı öğrenmeler sağlar. Fakat değilin yaşantı konusunda bu iş böyle değil. Değilin yaşantı konusunda gösteriler gezilerden daha anlamlı öğrenmeler sağlar. Bak lütfen bunu unutma. Hani bunun hakkında çok çeşitli yorumlar var. Hani eğitim ekollerinin yaptığı yorumlar, hocaların yaptığı yorumlar var. Kimisi diyor ki, Dale'in yaşantı konusunda bu dikkat edilmeden oluşturulmuş. Kimisi diyor ki bile isteye yapmış. Herkes farklı bir yorumda bulunuyor. Ama bizim işimiz burada akademik bilgiyi size sadece aktarmaktır. Akademik olarak ne var burada? Değil'in yaşantı konusunda gösteriler, gezilerden daha kalıcı öğrenmeler sağlar. Sorunun kökü sana. Değilin yaşantı konisi diyorsa sen buraya göre alacaksın. Gösterinin geziden daha kalıcı olduğunu temele alacaksın. Fakat demezse ne yapacaksın? ÖYT bilgine göre soruyu çözeceksin arkadaşlar. Tamam hocam bunu da anladık. Başka ne var? Sergiler var. Televizyon var, hareketlerim, radyo plak, şerit, görsel sembol ve sözel sembol olmak üzere aşağıdan yukarıya doğru değilin yaşantı konusundaki öğrenmelerin kalıcılığı azalır. Bu kadar basit. Değilin yaşantı konusunda başka hiçbir şey yok. Sizlere tavsiyem değilin yaşantı konusuyla alakalı soruları çözerken en başlarda işte hangisi hangi basamaktı kaçırıyorum unutuyorum diye düşünüyorsanız eğer çözdüğünüz zaman açın bu video ders notunu sorunuzun yanına aldın soru bankasını tamam mı? Soru bankasını açtın çözüyorsun koy video ders notunu senin kendi yanına video ders notundan baka baka çöz. Bir test çöz iki test çöz üçüncü testte artık işin oturduğunu bakmadan çözebildiğini görürsün arkadaşım. Böylelikle sizlerle beraber materyal tasarımı dersini de tamamlamış olduk. Umarım bu yürüdüğünüz zorlu yolda, umarım bu yürüdüğünüz çetrefilli yolda bir nebze de olsa katkımız bulunmuştur. Yolunuzun sonunun atama olması dileğiyle seviliyorsunuz görüşmek üzere.